Arkadaşlar, bugün yine sizlerle güzel bir ürün tanıtımı videosunla tekrardan karşınızdayım. Bu sefer de geçen sefer Amerika'dan tanıtım yapmıştık. Evet, avetlerimizin bildiğiniz üzere çıkrık makinalarımızı distribütörlüğünü tanıtmıştık. Şimdi de Stonfo markamızın güzel çeşitli ürünleri var. Yine bir kısmını getirdik şu anda. Güzel aranan ürünler vardı. Stonfo İtalyan marka biliyorsunuz. Grillox da aynı şekilde bizim distribütörü olduğumuz İtalyan markalardan bir tanesi. Grillox gibi Stonfo da güzel İtalyan kalitesini üzerinde taşıyan. Şimdi birazdan ürünlerini göstereceğim. Çok kaliteli, elit bir ürün markası. Şimdi ufaktan onları size tanıtayım. Çok güzel aranan, bizim özellikle aradığımız ürünleri vardı. Onları bulduk, getirdik. Artık Pendik Marina'da mağazamızda, Hedef Balıkçı sitemizde onlara ulaşabilirsiniz. Aşağıya zaten link bırakacağım. O zaman hemen geçelim ve ürünlerimizi inceleyelim. Evet, şimdi çok güzel ürünleri var. Ben şimdi önüme dizdim. Şu an tek olduğum için kamerayı açısını tam ayarlayamıyorum. Masada önümde şu an hepsi duruyor. Ben buradan tek tek sizlere göstereceğim. Önce şu tepsisiyle başlamak istiyorum. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok kullanışlı bir ürün. Şöyle yem tepsisi. Şöyle göstereyim. Teknelerde biliyorsunuz yem için kesme tahtası vesaire bazen çok büyük problem olabiliyor. Bu ürün gayet güzel, kullanışlı. İçerisinde çok güzel özellikler barındırıyor. Mesela şu yan tarafı görmüş olduğunuz gibi böyle, şurası mandal gibi. Buralara takımlarınızı asıyorsunuz. Kullanmış olduğunuz takımları, çapari takımlarınız, yemli takımlarınız. Buraya asıyorsunuz, sırayla istediğinizi alıyorsunuz. Şurada güzel böyle ufak bir tane kanca yapmış. Buraya makastır vesaire başka bir şeyler asabiliyorsunuz. Burası şu yapısı. Şöyle bakayım, bastırdığım zaman gözüküyor mu tam bilmiyorum. Yumuşak eva bir malzeme. Sünger kullanmış. Buraya da köstek bağlıyorsanız teknenizde, kösteklerinizi buraya tek tek dizebiliyorsunuz ucunu batırarak. O da çok güzel bir detay olmuş. Bu kenarı, sol köşesini bu şekilde gayet olumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kullanışlı bir malzeme olmuş. Buradaki gördüğünüz şöyle delikler, boşluklar. Şu iki tanesi, şunlar ince olanlar. Buraya bıçak koyuyorsunuz. Buradaki de makas için. Buraya da artık elinizde ne varsa hani oraya sığabilecek şekilde bir şeyleri veya buraya yine kanca gibi bir şeyler asabiliyorsunuz. O şekilde kullanıyorsunuz. Orta kısmında gayet güzel şekilde tasarımını yapmışlar. Burası da yine kesmek için bıçağınıza zarar vermesin diye. Böyle sert ama nasıl diyeyim, şu süngerin sert, en sert malzemesi. Plexi gibi bir şey, tam ismi aklıma gelmiyor şu an. Bıçağın ağzını körertmesin diye. Burası gayet güzel. Şurada ufak iki tane mıknatıs var. Hani iğneniz, kösteğiniz rüzgardan uçmasın diye buraya tutturabiliyorsunuz. Burası gayet güzel. Yine içerisinde şuradaki delikler, şurada küçük küçük delikler var ya mesela. En arkada da var mesela şurada. İçindeki. Bunlar da oldu ki bir yem kesiyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Suyunu buradan direkt aşağıya akıtsın ki burada bekleyip yani birikmesin diye. Yoksa o da problem olur. Bunu söküp habire ters çevirmeniz gerekecek. Bu sorunu da öyle çözmüş. Gayet güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Bunun da tekneye tutturmak için bir iki şeyi var, yolu var. Birincisi bu şekilde gördüğünüz gibi rot holder'a takılan, yine hepsinde yazıyor şöyle Made in Italy diye. Bu kutumuz bunun da içinde yazıyor. Rot holder'a takmak için bu aparatı kullanıyorsunuz. Bu da şöyle içinde bir diş, bir adet dişli var. Gene burada Stonfo tepsinin altında gördüğünüz gibi bir vida yeri var. Bunu buraya vidalıyorsunuz. Çok kolay bir şekilde vidalanıyor. Bunu rot holder'ınızı oturttuktan sonra bunu gördüğünüz gibi her yere dönüyor bu şekilde. İstediğiniz açıya getirdiğiniz zaman, şurası da şey mesela, şurayı göstereyim bir de.
Burası kızak şeklinde. Burada yem keserken buraları kapalı komple. Buradan direkt yemi kafa atıyorum. Balığın kafayı, kılçığını falan ayıkladınız. Buradan direkt kızak gibi ittirip dökebiliyorsunuz. O yüzden orası da güzel. Bura dışa gelecek şekilde. Bunu kamışlığa tutturdunuz. Açısını ayarladınız. Bu mesela şu an oynak ya böyle. Her yere dönüyor. Ben şöyle durmasını istiyorum diyelim. Hani şu açıda böyle. Burada iki tane kol var. Bunun birini kendinize doğru, birini ileri doğru ittiğiniz zaman bu burada kendini sabitliyor ve çok sağlam kalıyor hani. Öyle kökü oynuyor neredeyse diyeceğim hani. Hiçbir şekilde bunlar atmaz. O yüzden bu şekilde istediğiniz tarafa bunu yerini değiştirmek istiyorsunuz. Hemen bunları gevşettiğiniz zaman tekrar burası oynamaya başlıyor. Kendinize çevirebilirsiniz, sağa çevirebilirsiniz, sola çevirebilirsiniz. O size kalmış. Gayet güzel, pratik bir tepsi. Oldu ki bulunduğunuz teknede rot holder yok. Hani veya rot holder'ın olduğu yerler çok ters köşelerde. O yüzden de her yerde orada kullanamıyorsunuz. Bunu şöyle de bir aparatı var. İçinden çıkıyor yine. Bu da vardeveleye bağlamak için. Şunu da göstereyim. Bunları zaten sonuna kadar açtığınız zaman bu kapaklar çıkıyor. Şunlar çıkıyor yerine. Burada vardevelenize göre bunun boyunu ayarlıyorsunuz. Sonra sıkıyorsunuz. Ve aynı sistem yine. Vidası da bunun burada. Dişli yeri. Şurası yine aynı. Dişli şekilde böyle. Bunu buraya vidaladığınız zaman yine bu da aynı şekilde. Bunun da buradaki mandalından sağını solunu her yerini açısını ayarlayabiliyorsunuz. Şurada metal bir parça var içinde şu. Bunu gevşetip bunu da sağa sola deminki gibi istediğiniz açıda ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da vardeveleye ya da sadece tekne olarak düşünmeyin. Bunu mesela gittiğiniz meraya sörf yapıyorsunuz. Yemli av yapıyorsunuz. Lüfer'e gittiniz. Şimdi lüfer zamanı. Kıyıdan yemli yapacaksınız. Ne istavriti filota kesmeniz gerekiyor. Tripodunuzu açtınız. Bunu tripodun ayağına sabitleyip hemen yanınızda koltuğunuz burada. Tepsinizi de buna bu şekilde montalayıp böyle. Hemen elinizin altında. Kamışların hemen yanında. Bunu da o şekilde kullanabilirsiniz. Yani sadece tekne olarak düşünmeyin. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Yani şu aparatı mecbur teknede rot holder'a koyabilirsiniz ama bu aparatı multi olarak her yerde kullanabiliyorsunuz. O yüzden gayet güzel. Bu aparat da zaten tepsiyle beraber çıkıyor. Ama ayrı olarak da şu şekilde satılıyor. Ha bak, bunu da mesela göstermiş arkasında fotoğrafta. Şöyle tripoda koymuş. Bu eğer dişliye uyan başka bir aparatınız varsa bunu herhangi bir şeyde, hani sadece tepsi değil. İşte bakın burada kamışlık koymuş mesela. Y şeklinde şöyle şuradaki. Bunu Y şeklinde bir kamış tutucu gibi de kullanabilirsiniz. Bu aparatı da ayrı temin edebilirsiniz. O güzelliği de var. Zaten tepsi alırsanız, tepside bir bunlu olan modeli var, bir bunsuz olan modeli var ama bu aparat her ikisinden de çıkıyor zaten. Onu artık kullanacağınız yere göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi diğer ürünlerden devam edelim. Burada bir yemleme sapanımız var gördüğünüz gibi. Böyle açayım, dolamıştım ben bunu. Gördüğünüz gibi. Bunun paketinin içinden klipsler çıkıyor. Dört tane. Bu serum bana uzun derseniz, bunlar şu anda kurulu şekilde değil. Bunu söküp çıkartabiliyorsunuz. Bunu kısaltıp, oturtup veya böyle kullanacaksan hemen bu yanına bir cırt atıp içinden çıkan klipsleri buraya bağladığın zaman bir buraya bir buraya iki de buraya bu kullanıma hazır şekle geliyor. Bununla da bir meraya gittiğiniz zaman mesela biz Orkinos'ta gittiğimizde çiftlik kenarlarına gidiyoruz ama çiftliğe çok yaklaştığımız zaman da
Balık vurunca tekneyi kaçıramıyoruz çünkü balık bizden hızlı. Tekneyi geri açamadığımız için de direkt halatlara bağlanıyor. Ama böyle bir sapanla şöyle bir rahatlığımız oluyor. Misinamızı gevşettiğimiz zaman oltamızı hemen iğnemizin yani yemimizi buna koyup teknemiz açıktayken çiftliklere yakın bir şekilde bununla böyle fırlatıp açıkta beklemek ve balık vurduğu zaman biz zaten teknemiz açıkta olduğu için halatlardan bir nebze biraz daha geri kurtarma şansımız oluyor bununla. Artı olarak kıyıdan yemli av yapıyorsanız mesela oltanızın attığınız yere öncesinde böyle yem hazırlayıp bunun içine koyup bulunduğunuz merayı sağa sola böyle oltanızı attığınız bölgeye yemler fırlatarak o merayı yemleyebilirsiniz. O yüzden hani balıkları çekmek için yemleme önemlidir. O yüzden bu aparatı sapanı yani o sistem içinde kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı güzel bir ürün ve sağlamdır da. Bu da aynı şekilde Stonfo'nun Made in Italian olan bir modelidir. Evet, Stonfo'nun yine bir diğer ürünü bu görmüş olduğunuz bobbin knotur. Hani ben daha önceki videolarımda kullanıyordum zaten. Düğüm leader bağlarken kullandığım bir aparat bu. Misina ile leaderinizi bağlamak için çok gerekli ve en sağlam düğümü atan aparat budur. Bunda normal şartlarda diğer markalarda LRF spin yapıyorsanız ayrı, jig trolling vesaire hani kalın misina kullanıyorsanız ayrı iki ürün almanız gerekiyor. Çünkü hafif olan kısmıyla kalın misinaya dolamak zor oluyor. Ağır olanıyla da inceyi dolamak zor oluyor. Zordan kısık kesiyor zaten. Yani kopartıyor. LRF'siz ağır bobbin knotter'la düğüm attığın zaman lideri kopartıyor ve ipi kesiyor. O yüzden de bir ağır bir şey almanız lazım. Hafif almanız gerekiyor. İki ayrı ürün almanız gerekiyor. O da yani ürünlerin tanesi 1500-2000 lira olduğunu düşünürsek yani 2000 desek 4000 lira gibi bir rakam vermeniz gerekiyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunda tek ürünü alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki kafa çıkıyor. Sarı olan ağır ürün. Sarı olan. Şu altındaki beyaz olan da hafif olan ürün. Siz sadece tek ürünü alıp böyle hafif atacağınız zaman beyazı kalın bağlayacağınız zaman da sarı olanı takıp kullanabiliyorsunuz. O yüzden çok mantıklı, güzel bir ve tasarruflu bir paket olmuş. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Zaten kullanacağım bunları da görürsünüz daha sonraki videolarımda. Bunu da tavsiye ederim. Gayet güzel, pratik ve ekonomik bir ürün. O yüzden bunu da linkten bakabilirsiniz tekrardan. Şöyle halka açma penselerimiz var. Bunlar da çok güzel tasarımlar. Çok hoşuma gitti benim. Böyle ve iç normalden farklı. Şöyle iki boyu var. Bir tanesi kalın, bir tanesi büyük. Şu zaten üstlerinde 1 ve 2 olarak yazıyor. Şöyle ağız yapısı. Bunun ufak olan. Bu da 2 numara. Bu da büyük olan. Şöyle. Bu direkt halkayı açarken, şurada fotoğrafı var. Öyle göstereyim daha net. Gördüğünüz gibi. Halkayı açarken, iğnenizi değiştirirken çok rahat bir şekilde halka açmanızı sağlıyor. Ve çok pratik bir ürün. O yüzden bunu bir tek halka için değil, şeylerde de mesela şu anda uzun olta sezonu. Bildiğiniz üzere uzun oltada lüfer avında yani şeyi yaparken iğneleri hazır takımı hazırlarken bu halkalı iğneler, delikli iğnelerin arka halka kısmını biz ısıtıyoruz. Penseyle ayırıyoruz, içine fırdandı takıyoruz, sonra geri kapatıyoruz. Bu böyle direkt ortadan baskı uyguladığı için alt dişinde kanal var. Üstteki şey direkt kanala girdiği için böyle. Bunda direkt o iğneye bastırarak yavaş bir şekilde iğneyi açıp fırdandığımızı takıp tekrar geri kapatma durumu oluyor. O yüzden hani iki amaçlı da kullanabilirsiniz. Kullanacağınız iğne ve halka boyutuna göre 1 veya 2 numara olan boyunu seçebilirsiniz. Bunlar da çok güzel ürünler. Bu da şöyle göstereyim. Çok güzel tasarımı. Ufak bir silah gibi böyle tutup. Bunun amacı da şöyle ağız yapısını gördüğünüz gibi balığın ağzından
iğneyi çıkartmak için. Ağzından ziyade yutan bir balıksa burası gayet ince gördüğünüz gibi. Bunu direkt balığın ağzından içeri sokup çok şeye zarar vermeden iğneye ulaşıp hemen tetik mekanizmasıyla basıp iğneyi geri çıkartmanıza yarıyor. Bu da bunlar hep kullandığı malzemeler, pensede de aynı şekilde. Metal yerleri krom, geri kalan kısımları hep böyle sert, sağlam, dayanıklı plastik malzeme. O yüzden uzun ömürlü oluyor. Yani paslanma, çatlama, kıl falan öyle herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. O yüzden o açıdan da gayet güzel. Bu da böyle pratik bir ürün. Şöyle arkasındaki fotoğrafından da göstereyim. Gördüğünüz gibi tetiği çekince şöyle ağzındaki diş mekanizması içeri doğru giriyor. Yani iğneyi tutuyor ve içeri kanala sokuyor. O yüzden takılma olasılığı daha zor oluyor. Hemen tık diye çıkartıyorsunuz. Hem balığa zarar vermiyor, salacaksanız eğer balığı. Hem de sizi uğraştırmıyor, alacaksanız bile. Bazen çekiyorsunuz, köstek kopuyor, hani hayvana da yazık. O yüzden bu da gayet güzel bir ürün. Çok kullanışlı olmuş yani. Evet, şöyle bir de kasnak şeklinde bir büyük, şu kırmızı olan büyük, mavi olan küçük olmak üzere şöyle. İki adet böyle plastik kasnak modelimiz var. Bunlar da tabii kasnak gibi, amacı kasnak değil. Buna da yaptığınız takımları takıyorsunuz. Yani oldu ki bir canlı kalamar takım bağladınız veya büyük akki için bir telli takım bağladınız, kofana için takım bağladınız, barakuda için takım bağladınız. Buna birkaç takımı zaten takabiliyorsunuz. Üstündeki plastik parçaları iğneyi buna takıyorsunuz, mavi olana. Şu ufak plastik parçaları da takımın arka tarafına tutturup sardıktan sonra bu kanallara tık diye geçiriyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde ve karışmıyor takımlar. Çöp olmuyor en azından. İşiniz bittikten sonra deformasyon yoksa misinanızda veya iğnenizde tekrardan buna sarıp bir dahaki avda kullanabiliyorsunuz. Takımları saklayamazsanız çöp oluyor. Bu sefer habire her avda yeni iğne, yeni takım, yeni... Yani hem malzeme ziyan oluyor, hem siz yoruluyorsunuz, boşuna vakit kaybı oluyor. Ama bir kere yaptıktan sonra en azından 2-3 av sizi götürebiliyor. O yüzden takımları sağlam bir şekilde muhafaza etmek, korumak da zor. Hani her yere saramıyorsunuz. O yüzden bu gayet güzel bir ürün olmuş. Gayet pratik bir ürün olmuş. Ben de kullanacağım bunu. Canlı avlar yaptığımız zaman takımlarımızı bunlara saracağız. Ve çok pratik bir şekilde açması, kapaması, her şeyi çok kolay. O yüzden bunu da tavsiye ederim. Özellikle canlı av yapanlara, canlı yem ile av yapanlara bunu tavsiye ederim, bu ürünümüzü de. Bir diğer ürünümüz de bizim nişan yüzüğümüz bu. Biraz büyük. Bu ürün, şöyle göstereyim. Ucunda bir kancaya sahip ve ortası yuvarlak. Parmağınıza geçiriyorsunuz. Takım bağlarken iğne, klips vesaire, bunları bağlarken düğme oturtmak için bir gerdirme hareketi yapmanız gerekiyor. Fırdöndüğü tutamıyorsunuz. İğneyi tutmak da bir yerde tehlikeli. Eliniz kayarsa falan elinize batabiliyor. O yüzden bunu şöyle arkadan gördüğünüz gibi iğneyi veya klipsi veya başka bir şeyi tutturup bu şekilde gerdirme hareketini rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. O yüzden bu da benim çok kullandığım ürünlerden bir tanesidir zaten, sürekli takım bağladığımız için. Bu da yine üzerinde İtalya diye belirtmiş. Bir tarafında Stonefall, bir tarafında İtalya yazısı. Gayet şık, güzel, pratik bir ürün. Gene şurasında da ekstra bir delik var, şu arka kısmında. Oradan da isterseniz bir kablo, yani belinize bağlamak için falan bir veya bileğinize geçirmek için bir ip tarzı bir şey takabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel, kullanışlı bir ürün. Bir diğer ürünümüz de, bunlar da iki boy. Bu şey U şeklinde, bunlar bir atnalı tarzında bir şey. Bunların amacı da fırdöndü veya bir iğneye, bir şey büyük balıkta özellikle, tabii küçük iğneler zaten bu kadar. Büyük balıkta iğnenizi veya fırdönünüzü bağlarken, demin bahsettim ya, canlı yem için bağlıyoruz vesaire. İğnenin bir ucunda, takımın bir ucunda iğne, en arka ucunda da klips oluyor veya fırdönde oluyor veya düz halka oluyor. Bunları bağlarken şimdi misina metale temas ettiği zaman belli bir gergide kopma olasılığı yüksek oluyor. Bunu misinamıza oturtturuyoruz.
şeyine, kanalına. Yani bunu fır döndünün şu bu büyük modeli. Fır döndüğü bu U'nun içine atıyoruz. Şuradan tık diye atıyorsunuz. Direkt burada sallanıyor zaten şu şekilde. U'nu anahtar gibi takıyorsunuz. Misina'ya da bunun etrafı kanaldır. Şöyle göstereyim. Gözüküyor zaten. Kanal şeklinde olduğu için misinanız da oraya oturuyor. Düğüm atıyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Bu zaten düğüm attığınız zaman bir esnek bir şeydir. Yapışır böyle. Halka misina direkt metale temas etmiyor. Arada bu malzeme kalıyor. Bu sefer de ne oluyor? Bu yumuşak olduğu için sonuçta bir kalama görevi görüyor. Orada bir esneklik tampon yapıyor. Ve misinanızın direkt metalle temasını kestiği için kopma riskini daha da çok düşürüyor. Hatta belki de imkansız hale getiriyor. Ancak bu parçalanacak da sonrasında misinaya temas edecek. Misinanın da ömrü bitecek, sonra patlayacak gibi. Hani bayağı süreç uzuyor. Zaten o süreçte de siz balı almış olursunuz. O yüzden bunlar da gayet güzel. İki boyu var. Avlanacağınız, kullanacağınız malzemenin, iğnenin büyüklüğüne göre bunun boyunu seçebilirsiniz. Bunlar da gayet güzel bir ürün. Bir diğer ürünümüz de böyle çok değişik, güzel. Toka gibi, toka misali. Esnek, lastikli şekilde. Bunu birkaç amaçta kullanabiliyorsunuz. Bunun amacı şurada şöyle bir ufak bir delik var. Şu büyük halkanın önündeki ufak delik var. O deliği iğnenize batırıyorsunuz. Yani bu iğnenizde asılı kalıyor. İğneniz ve yanında bu aparat oluyor. Buna da eğer canlı yem takıyorsanız, canlı yemi şöyle bakın, fotoğraf göstermiş. Kuyruğundan veya daha ileri alıp gövdesine doğru takıyorsunuz. Yani balığı hiç, balığa hiç iğne saplamamış oluyorsunuz. Bu da ne oluyor? Bu sefer balığın, canlı yemin daha da uzun yaşamasına sebep oluyor. Her zaman büyük yemler kullanmıyoruz. Canlı, ufak gümüş taktığınızı varsayın. İğneyi sapladığın zaman gümüşün canı neki, hani hemen ölebiliyor. Veya sardalya tarzı yemler canlı şekilde kullanacaksanız, canlı burnunda zaten onu iğneyi batırdığınız zaman maksimum 5 dakika içinde ölmüş oluyor. Bir anlamı kalmıyor. Ama bununla hayvana zarar vermeyeceği için sadece bir lastik, hani bileğinize lastik takın yürüyün gibi bir şey, yani hissetmezsiniz bile. O da aynı şekilde sırtındaki iğneyi ona batırmıyorsunuz. Arada bu aparat olduğu için daha uzun yaşıyor. Ya da ölü veya palet yemler takıyorsanız, bazı yemler var mesela kuru olduğu için ona iğneyi batırdığın zaman dağılıyor. Buna da iğneyi tutturamıyorsunuz. Ama bunu takıp buna o aparatı lastik gibi taktığınız zaman, yemi lastik gibi taktığınız zaman bu sefer hem yem zarar görmüyor hem de siz fırlatmış oluyorsunuz ve balığı avlama şansınız artıyor. Çünkü iğneyi hadi bir şekilde tutturdun, suya girince yumuşuyor, bulunduğu yerde dağılıyor. Sen bunu görmüyorsun, saatlerce bekliyorsun, oltanda yem yok halbuki. Ama bunda öyle bir avantajınız da var. En azından yemi koruyor, canlıysa öldürmüyor. Yapay bir şeyse de veya kurutulmuş bir şeyse de bir arada tutarak yem ömrünü uzatıyor. O yüzden bu da gayet pratik, güzel bir aparat olmuş. Bir diğer ürünümüz de şöyle yakından göstereyim. Bir yay gibi, şöyle arkada fotoğrafı var. Yay gibi duran bir aparat, mekanizma. Zaten yay gibi, gerçekten de bir yay mekanizma sistemiyle çalışıyor. Bir iğneler vardı ya, kancalı, çengelli iğneler vardı ya, bir karabine gibi. Onun gibi. Bunu şöyle göstereyim. Fotoğraftaki gibi o teli balığın göz hizasından veya burnundan sokuyorsunuz. Bir canlı yemi de takarken burun veya gözün tam dibi, oralar balığı bayağı yaşıyor. Yani biz taktığımız zaman 2-3 gün aynı yemi, balık tutamadıysak aynı yemi 2-3 gün kullandığımız ve hatta av sonunda hala o yeme bir şey vurmadıysa o balığı geri saldığım bile oldu. O yüzden, ama onu tabii biz lastik falan geçiriyorduk falan, bayağı uğraştırıyor o. Ama bu sistemle bunu direkt açıyorsunuz, tel gibi balığın gözünden veya burnundan takıyorsunuz, kapatıyorsunuz, orada kelepçe gibi kalıyor. Ucunda yine bir lastik parça var, deminki aparat gibi. Ona da iğnenizi taktığınız zaman direkt o yem, iğneye monte olmuş oluyor.
yine iğneyi direkt balığa saplamadığınız için daha uzun yaşıyor. Bir diğer model de yine deminki bu tel ile aynı sistemde ama bunda yani bunda balığa sabitliyorsunuz, iğneyi ona takıyorsunuz. Bunda iğneye direkt sabitliyorsunuz. İçinde şu siyahlar şey zaten makarondur, ısıttığınız zaman kapanan şeyler. Tel de şöyle bakayım, yakından göstereyim. Şöyle bir yay gibi. Bunu iğnenize çevirerek şöyle oturtturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Fotoğraftaki gibi. Sonrasında üzerine makaronu takıp ısıtıyorsunuz. Bu iğneye sabitleniyor. Bununla da ne oluyor? Deminki aynı mantık. Balık canlı daha uzun yaşasın diye. Bu iğne de sabit kalıyor. Yemi direkt ona takıyorsunuz. Değişeceğiniz zaman yemi çıkartıyorsunuz. Kanca elinizde kalıyor aparatla beraber. Yemi atıyorsunuz. Yeni yemi direkt takabiliyorsunuz. Değişebiliyorsunuz. Hani bir istavrit taktım, çıkarttım, bir uskumru taktım gibi. Söktak, klips gibi bunu da kullanabiliyorsunuz. Bu da gayet pratik ve güzel bir yem. Bütün iğnelerinize bu canlı aparatını modifiye edebiliyorsunuz. Zaten iki boyları var bunların. 1 ve 2 numara olarak şöyle. Büyükte 2'yi, küçükte 1 numara olanı kullanabiliyorsunuz. Her boy iğneye uyacak. Zaten her boy dediğime bakmayın. Hani kalkıp sinek iğneyle de canlı yem indirmeyeceğinize göre canlı yem indireceğiniz boyutlardaki iğnelere uyacak şekilde tasarlanmış. O yüzden hepsini de kullanabilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım. Evet, gelelim bizim en çok aradığımız bu sene. Hatta çoğu arkadaşım ben bunları getirdiğimi görünce buldum mu sonunda getirdim mi 2-3 aydır sanayide yapmaya çalışıyorum bunları diyen arkadaşlarımız bile oldu. Bunların amacı şöyle, biz en son turnuvada elimizde yoktu. Yan teknelerde olanlar vardı. Bunu kullanarak av verimlerini ciddi arttırdılar. Bunun şeyi, amacı şurada bir yay mekanizması var. Bunu böyle çektiğiniz zaman boşa çıkıyor ve üst kapağı ve arka kapağı açılıyor. Burası böyle komple boşluyor. Şöyle. Peki ne bu? Ne işe yarıyor? Bunun altını kapattığınız zaman üst kapağı açıyorsunuz ve buraya mesela biz orkinosavunda yemleme mazmoz yapıyoruz ya, sürekli suya balık atıyoruz. Sürekli atıyoruz ve bu akıntıyla gidiyor. Ama bizim oltamız direkt aşağıda oluyor veya sabit duruyor sonuçta. Ucu oltada bağlı olduğu için yem belli bir yerde duruyor. Ama bizim suya döktüğümüz yemler, ben yukarıdan bırakıyorum. Benim yemim belki 30-40 metrede. Benim attığım yem 30-40 metreye inene kadar alıyor başını gidiyor. Yani benim oltama bir faydası olmuyor. Bu aparatta bunun içine yemi dolduruyorsunuz. Basıyorsunuz bütün sardalyaysa artık neyse yeminiz. Basıyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz. Burada yay mekanizması var. Şöyle. Bunu böyle çok pratiktir. Hani gerdiriyorsunuz. Bu kapağını oturttuğunuz zaman şu anda aktif halde. Böyle duruyor. Buradan bir kalın bir ip bağlıyorsunuz. Yani özel bir ip olmasına gerek yok. Çamaşır ipi de olur. Buradan bağlıyorsunuz ve oltanızla aynı anda indiriyorsunuz bunu. Bu sefer ne oluyor? Benim oltam burada. Yem bunun içinde oluyor. Sonra artık mesafe tamam. İndireceğim derinliğe geldim. 30 metresi 30 metre saldım. Tamam artık. Oltam orada duracak. Sonrasında o kalın ipi hızlı bir şekilde yukarı doğru çekiyorum. Hızlı bir şekilde çektiğim için bu boşa çıkıyor. Boşa çıkınca da oradaki içindeki bütün yemi benim oltamın yanına bırakmış oluyor. Yani orada patlıyor gibi bir şey yani. Bomba gibi bir şey. Orada patlıyor ve benim oltamın etrafını yemlemiş oluyor. Ne oluyor bu sefer? Benim çağırmak istediğim balık hedef yerime gidiyor. Yani benim oltamın olduğu yere direkt geliyor ve o bundan dökülen yemleri yerken benim oltamdaki, iğnemdeki yemi de alıyor ve benim av verimimi arttırıyor. Öteki türlü ben yemi döküyorum. Benim oltam burada. Benim yemim gitmiş belki bir kilometre ileri. Balık orada yemlene yemlene geliyor. Gelir illa da çok zaman kaybı. Ama ben direkt orada patlatırsam balık bunun kokusunu aldığı için direkt gelir. Yani şey gibi, bunu köpek balığı bile hani bir damla kanı ayırır ya.
Bunda da hani aynı bütün balıklarda aynı şekilde. Bunda patlattığım yemin yoğunluğu, yağı vesaire bu bayağı bir yem alıyor bu arada. Onu zaten direkt duyup geldiği zaman direkt benim yemimi de orada görecek ve benim en azından belki de saatlerce beklememi şey yapacak, beklemememi sağlayacak. Hemen balık varsa o civarda balığı benim oltama çağıracak. O yüzden gayet güzel bir yem. Bunun küçük boyutu da var. Hani öyle buna gerek yok. Bu çünkü 1,5 kilo bunlarlı. Bu 900 gram. Biraz daha hafife. Bunu bir tek orkinos olarak düşünmeyin. Hani şu an oradan örnek verdim. En son yaşadığımız şeyden dolayı. Bu ufağında da aynı sistem yine. Bunun içine. Bunda arka kapak açılmıyor. Salladığınız zaman şöyle. Bu yine boşa çıkıyor. Terse dönüyor ve buradaki kapak açılıyor sadece. Zaten bu konumdan bu konuma düştüğü için de direkt yemi boşaltıyor, sallıyorsunuz ve bunu geri çekiyorsunuz. Benim daha önceki videolarımda şeyi görmüşsünüzdür. Karagöz avımız vardı. Orada da mesela midyeleri kırıyoruz, eziyoruz. Sonra oraya bulunduğumuz yere döküyoruz. Aynı sistem yine bulunduğumuz yerler 25-30 metre. Ben yemi atıyorum akıntıyla gidiyor. O daha kötü taş balığı çünkü. Çöktüğü o yemler bir yere çöküyor sonuçta. Benim altıma değil de 20 metre 30 metre yanıma çöküyor. Bu sefer balık orada toplanıyor. Bunu istemiyorum. O yüzden taş balığında ben direkt bunun içine yemi basıp midyemi kıracağım veya neyse işte yemimiz. İçine basacağım. Bulunduğum yere teklemin altına indirip orada patlattığım zaman direkt benim yere dökeceğim yani bunu direkt yemi. Benim altımdaki 30 metredeki artık kaç metreyse oraya dökeceğim. Balıkları oraya toplayacağım. Oltamı da direkt oraya indireceğim için av şansımı, verimimi %100 arttırıyor. Yani bu işte bununla alakası yok. Hani av yapmak istiyorsanız orayı iyi yemlemeniz gerekiyor. Hani başta gösterdiğim bu sapan da o yüzden gayet güzel. Hani yemleme çok önemlidir. O yüzden bu aparatlar da gayet başarılıdır. Zaten daha sipariş geçtik. Siteyi önceden açmıştık. Daha açılır açılmaz bayağı bir satıldı. Daha mallar gelmedi. Daha gümrüğe gelmedi. Ben mal satmıştım yani. Şimdi eksilmeye başladı. Tekrar bir sipariş geçeceğiz. O yüzden hani bu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle yemli av yapıyorsanız gayet başarılı ve kesin sonuç alacağınız bir üründür. O yüzden ben de zaten kullanacağım. Tekrar Karagöz avına da gideceğiz. Diğer avlarda da gittiğimde çantamda taşıyacağım bir ürün olacak. Orada da kullanırken zaten sizlere videosunu çekip göstereceğim. Evet, Stonfo markasının da şimdilik böyle bu kadar kısa şekilde getirdiğimiz bir kısım ürünlerini tanıttım. Linki aşağı bırakacağım. Bütün ürünlerine oradan ulaşabilirsiniz. Fiyatları ve detaylarıyla beraber. Bunları ve diğerlerini de zaten biz kendimiz de kullanacağız. Kullanırken de ileriki videolarımızda tek tek nasıl kullanılır diye anlatacağız. Biliyorsunuz bizim önceliğimiz bilgi. Balığı herkes tutar ama bilgisini kimse paylaşmaz. Bizde öyle bir şey yok. Varsa balık tutmayalım, biz bilgimizi paylaşalım. Biz tutamasak da bilgilerimiz de başkaları doğru yerde, farklı zamanda balıklar tutabilsin. Bizim için önemli olan bu. Çünkü çok fazla yanlış bilgi geziyor. Bizde doğru ürün, doğru bilgi, doğru zaman. Yani bu üçlemeyi tutturduğun zaman balık tutabiliyorsunuz. Yeri şimdi herkesin bildiği yer farklıdır. Onu size bırakıyorum ama doğru ürün ve doğru bilgi kısmında bana güvenebilirsiniz. Ben sizlere bütün doğru ürünleri Japonya'dan, İtalya'dan, Amerika'dan, başka yerlerden bulup ayağınıza getiririm. Doğru bilgiyi de burada dilim döndüğünce anlatırım. Artık yeri de size bırakıyorum. Siz de bize belki yer gösterirsiniz. Geliriz ürünlerimizi ve bilgilerimizi orada test ederiz. Birlikte de av yapmış oluruz. Şimdilik benden bu kadar. Ürünlerimiz bu şekilde. Dediğim gibi aşağıya link bırakıyorum. Oradan incelersiniz. Kafanıza takılan bir şey olursa da 7/24 bizi arayabilirsiniz. Oradan size yardımcı oluruz. WhatsApp üzerinden de ürünlerin canlı videolarını vesaire atabiliriz. Sormak istediğiniz soruları bize sorabilirsiniz. Şimdilik ben kaçıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Olta suda olan herkese rast gelsin. Hoşçakalın.